Evet sevgili dostlar ayrıntılardayız yeniden ve ayrıntılarda Mustafa Kemal Atatürk tartışacağız. Bazıları diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk'ün neyini tartışacaksınız? Sanki Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün düşünsel zemini kavranmış da tartışacak bir şey kalmamış gibi değerlendiriliyor. Kaldı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de bilimsel ölçüde eleştirel bir dille tartışılacağı bir zeminin de olması Türkiye'ye çok katkı yapardı. Mamafih, gericilikten bu meseleleri de doğru düz tartışamaz hale geldik. İki şeyin altını çizmek isterim. Bir, az önce konuşurken pop müzikle ilgili dıptıs dıptıs derken kastım bizim popüler bulduğumuz eski o incelikli müzikler değildi. Bu yaz şarkıları çıkartan tipler var ya onları kastetmiştim. Bu bir. İkincisi bir eleştiri yapmıştım. Sadece arabanıza Mustafa Kemal Atatürk imzası koymak ve işte göğsünüze, tişörtünüze Mustafa Kemal fotoğrafı koymak muhalefet etmek değildir. Bunu yapın ama bir de örgütlü olarak ne dediğinizi düşünsel olarak bilin dedim. Yoksa bunu yapmayın demedim. Bir arkadaşımız yanlış anlamış. Gelelim konuklarıma. Profesör Doktor Özlem Kumrular benim iyi arkadaşım. Tarihçi hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Merhabalar. Ve aynı zamanda tabii akademik olarak periyodik biçimde üniversitelerden ayrılmak durumunda. Çünkü Türkiye'de üniversitelerden periyodik olarak ayrılırsınız farklı sebeplerden dolayı. Ve Cem Say. Hoş geldin Cem. O da çok değer verdiğim bir bilim insanı ve arkadaşım. Ben aynı üniversitede devam. Devam. Bunu da takdir etmiyor değiliz. Yani bu Boğaziçi'ni değil mi? Evet. Boğaziçi. Tabii değiştiyse bir geleneği var. Birçok şeyini eleştiriyoruz Boğaziçi'nin ama nihayetine baktığımız zaman kökü olan ve bilim yapmaya çalışan bir üniversite. Wow. Cem Say'ın bir de Yeni Dünya Yeni A kitabı var bana hediye etmiş. Bunu paylaşmak isterim özellikle. Bu kitabın bir de birincisi var değil mi? Aslında bu devam niteliğinde. 50 soruda yapay zeka. Devam demeyeyim de yani aynı bilimin iki değişik yönüne bakıyoruz. Bu el kitabı denebilecek ya da başucu kitabı denebilecek iki kitabın zihnimizdeki sorulara yanıt vereceğini de bilerek okunmasına yanayım. Ben bunu hemen okuyacağım. Diğerini edinmiş ve okumuştum. Tabii bunlar da Mustafa Kemal meselesi için önemli. Çünkü bilim olacak. Cem gibi insanlar olacak. Biz de öğreneceğiz. Dünyaya katkı yapacağız falan. Bunları da konuşacağız. Özlem. Küçük bir detay gireyim mi? Evet. Biz bu arada 93 yılında birlikte İspanyolca'ya başlamıştık. Cem Hoca ile oradan tanıştık. Öğrendiniz mi bari İspanyolca'yı? Si. Sen biliyordun zaten. Birlikte başladık. Birlikte öğrendik. Birlikte başladık. Ha, ben daha... Bu arada 27 yıl mı olmuş hocam? 27 yıl korkunç bir zaman. Hayır, sen 3 yaşındaydın. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'i ilerleyen saatlerde yani bir zaman sonra Sayın Ayşe Sucu ve Naim Babiroğlu da aramıza katılacak. Hem askerlik bağlamında hem ilahiyatçı bağlamında da Mustafa Kemal meselesini tartışacağız. İzin verirsen Cem Özlem'le başlamak Buyurun. İstiyorum. Nezaketsizlikten dolayı senle benle konuşmuyoruz. Yakın dostlarız, aynı çevrelerdeyiz ve rol yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü birbirimizi takip ediyoruz ve önemsediğimiz için buradayız. Özlem, şimdi... Cumhuriyet tartışmaları yapılıyor ama soyut bir cumhuriyet tartışması sürüyor. Herkesin dilinde bir cumhuriyet var ama cumhuriyetin netice itibariyle değerlerine bir ölçü koymak bağlamında tartmamız lazım. Ve kadın meselesi İstanbul Sözleşmesi'ni de katınca. Cumhuriyetten önce bir kadın hareketi vardı. Cumhuriyet bunu da devraldı ama bunu kurumsal olarak tanıdı ve bir yere taşıdı. Önce cumhuriyet ve kadın, hatta biraz da belki İstanbul Sözleşmesi'ne de gönderme yapar mısın? Bir kadın olarak, akademisyen, Türkiye'de yaşayan, çağdaş dünyaya ait bir kadın olarak kadın ve cumhuriyet meselesine nasıl bakarsın? Genel olarak tarihte çok ben kadın çalışmalarını daha çok Osmanlı'da yaptığım için bunun birazcık geçmişinden de haberdarım. Biz toplum olarak demeyeyim çünkü Türk kültüründe kadın çok etkin, çok ağırlıklı. Siyasette, sosyal hayatta... Böyle her şekilde, her katmanda etkin bir cinsiyet. Sorun ne yazık ki gerçekten birazcık da İslam'a geçtikten sonra değişecek. Özellikle Osmanlı'ya gelindiğinde artık iyice geri planda kalmaya başlayacak. Seslerini duyurmaya çalışacaklar ama hala Avrupa'nın çok gerisinde kalacaklar. Dolayısıyla Avrupa'da kadın ciddi bir grafikle yükselirken Osmanlı'da kadın ne yazık ki artık 18. yüzyılın sonu 19 başı 20 o arada çok hızlı bir gelişim yapacak. Mesela saraydan örnek vermek gerekirse kadınların neredeyse hemen hemen hepsi demiyorum ama belki %1 Osmanlı'daki okuma okur yazarlık oranı diye düşünürsek haremdeki binde bir mi artık 10.000'de bir midir çok düşük bir oran okur yazarlık için. Bu kadınlar bir şekilde Avrupa'daki bütün kadınların çok gerisinde kalıyorlar her açıdan.
dilde, edebiyatta, sanatta, bilimin daha aritmatik, matematik alanlarında onlara artık değinmiyorum bile. Onlara çizilen bir profilin arkasındaki gerçek çok daha farklı tabii ki. Hep şu örneği veriyorum. 50 yıl boyunca sarayda kalan Kösem Sultan, okur yazar ve kendi mektuplarını yazabilen çok nadir saray kadınlarından bir tanesi. O bile inanılmaz hatalar yapıyor. Sadece gramatik olarak. Dolayısıyla çok yavaş bir gelişim var. Avrupa'da da biraz farklı bir profil söz konusu. Mesela ilk kadın üniversite öğrencisi Padova Üniversitesi'nden 1683 yılında mezun oluyor. Avrupa için de 1683 bir üniversite öğrencisi için çok geç bir zaman. Ama bu kadınların erkeklerin gerisinde kaldıklarını göstermiyor. Hem sarayda hem dışarıda biraz daha yakınlar eğitimsel olarak, okur yazar olarak, literatürü takip eden insanlar olarak. Bizdeki bu fark 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı ve daha sonra Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'te hızlı bir yükselişe geçiyor. Çok hızlı bir ivme alıyor. Ama dediğim gibi 18. yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın çok çok gerisinde bir şekilde ilerliyor. Yani şunu söylemek ilk soru bağlamında şunu söyleyerek tamamlıyorum. Sonra harf devrimi falan konuşacağız ama kadınların Cumhuriyet'e ve doğal olarak kurucusuna minnettar olması anlamsız ve yersiz değil. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte kadın herhalde toplumsal bir değer haline geliyor yeniden. Kesinlikle her alanda. Her alanda. İşte önce belediye seçimleri, daha sonra yavaş yavaş milletvekili seçimleri. Bir taraftan toplumun her alanında görünürlük kazanmaya başlayacaklar. Şöyle düşünün, Cumhuriyet erken dönemleri, Falih Rıfkı Atay'ın hatıralarından da bilirsiniz, hatırlarsınız belki. Restoranlar erkeklerle dolu ve bir erkeğin bir kadınla restorana gitmesi bile Cumhuriyet'in erken dönemlerinde çok büyük olay oluyor. Ve o dönemde Atatürk'ün de teşvik etmesiyle birlikte eşlerinizle gelin. Yani şöyle söyleyeyim, 1900'lü yılların ikinci dekatlarında, 20'lerindeyiz yani, üçüne giriyoruz. Bu dönemde bir kadının restorana gitmesi bile çok büyük olay. Atatürk kadınların sadece bilimsel alanda, sadece yönetimsel, siyasi vesaire ya da akademik alanda görünür olmasını ve etkin olmasını değil, aynı zamanda sosyal alanda da görünür olmasını sağlayacak. Yani sonsuz müteşekkiriz, kelimeler yetmez ve çok çok uzun bir hikaye, çok şey konuşacaksak. Peki, konuşacağız. Cem, şimdi Atatürk deyince Atatürk'ü ben bir aydınlanmacı ve modernist olarak görürüm. Batılılaşmaya tamamen doğal olarak yönünü çevirmiş ve Cumhuriyeti de bu değerler üzerinde kurmuş. Sen bir bilimcisin ve doğal olarak da bir bilimci önce özgürlük arar ve bu özgürlüğün olabilmesi için de kurumlara gereksinim vardır. Üniversiteler tabii ki Cumhuriyet'ten önce de var ama bir bilim insanı temelde Mustafa Kemal'e nasıl bakar ve bu bağlamda üniversite meselesi, aydınlanma, bir tahlil yapmam mümkün. Yani Atatürk'ü zaten özetlesek akıl ve bilime önem veren, hatta bunlara aşık bir insan olarak ortaya çıkıyor. Eugen Pitar diye bir antropolog var, antropolojinin önemli isimlerinden. Onun meşhur bir lafı var. Yani ben tarihte böyle bir devlet başkanı görmedim, bilimle bu kadar kendisi de ilgilenen, kaynak sağlayan filan. İşte manevi kızı Afet İnan'ı kendisi hocalık ederek, bir yandan da her tür imkanı sağlayarak bir bilim insanı olarak yetiştiriyor. İlginç şekilde İnönü'nün de oğlu bilim insanı oluyor. Yani bu insanlarda bir bilimin iyi bir şey olduğuna dair kuvvetli bir inanış var. Sebebi de bunlar Osmanlı döneminin insanları ve Osmanlı'nın hani bu ne bilimsizliktir dedirten halini çok iyi biliyorlar. Yani o yüzden battığını anlıyorlar. Tarih böyle olaylarla dolu. Hani Baron de Tott diye bir adam vardır. Demin Özlem Hoca ile konuşuyorduk. Bu Türkiye'ye işte Deniz Harp Okulu'nun kökenini oluşturan, İTÜ'nün kökenini oluşturan kuruluşları kursun diye 3. Mustafa mıydı? Onun tarafından çağrılan.
O bir grup matematikçi, yani Türk o zamanın molla mı oluyor, hocasını çağırıyor. Soruyor bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir diye. İki tanesi hiç cevap vermiyor. Üçüncüsü de vallahi üçgenine göre değişir. Siz bana üçgeni verin bir ölçeyim, ancak o zaman söyleyebilirim diyor. Bunlar bir sürü, yani kendi kurduğu rasathaneyi, ondan sonra Şeyhülislam rasathane kurulan ülkelerin başı beladan kurtulmaz diye fetva verdi diye yıktıran padişah var. Var oğlu var. Yani ve işte bizim öteki ülkelerle makasımızın açılması da esasen Osmanlı döneminde bir noktadan sonra böyle sürekli kendi ayağımıza sıkmak. İşte sosyal medya yasası gibi, işte matbaa icat edilmiş ama bize gerekmez diye 200-300 yıl gecikmeyle almak falan gibi başarıların ardından Atatürk görüyor ki yani bu dünyada hayatta kalabilmenin yolu bu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. O açıdan yani başka, hani başka bir sebep ben kişisel olarak görmüyorum ama başka bir nedenden ötürü Atatürk'ü tırnak içinde beğenmiyor olabilen birisi bile bu bilimle olan ilişkisini, akılla mantıkla olan ilişkisini gördüğünde ona saygı duymak zorunda. Yani bir bilim insanı olarak bunun başka türlü nasıl ifade edilebileceğini bilmiyorum. Peki bu aydınlanmacılığı bağlamında değerlendirirsek, yani Türkiye'de çok sert Atatürk eleştirileri yapıldı. Bunların bir kısmında haksız olduğunu biliyoruz. Hani Cumhuriyet yanlış kurulmuş, Cumhuriyet tezleri falan da öne sürdü. Yes. Ya çok tuhaf. Yani bu benim, sen de tanıyorsun, eşim Özlem, hı-hı, Özdemir bir tam o dönemlerle işte yani bu Atatürk'ün o Cumhuriyet'i ayağa kaldırması dönemiyle ilgili bir kitap yazıyor. Yazarken de mecburen daha sonra bu senin bahsettiğin türden bu o dönemi abuk subuk şekilde eleştiren insanların yazdıklarını okumak zorunda kaldı. Yani saçımızı başımızı yolduk. Ben yolamadım saç baş. Yani böyle bir tuhaflık var. Yani işte 12 Eylül generallerinin yaptığı abuk subuk şeyleri, bunun kabahatlisi Atatürk diye hiç alakasız bir şekilde, çünkü adamın istediğinin tam tersini yapıyorlar. Ona yüklemek, gerçekten yani Atatürk'e kabahat aramak, Cumhuriyet'in kuruluş formülüne kabahat aramak entelektüeller arasında bir tür spor olmuş Türkiye'de bir dönemde, bir takım gazetelerde. Biz de tanık olduk buna. Evet. Bizim dönemimize denk geldi. Ve de şey kalmış, yani meydanda biraz boş kalmış gördüğüm kadarıyla. Bayağı buna inanan insanlar var. Ne yapacağız bilmiyorum. Onu konuşacağız. Tamam, bir şey ekleyebilir miyim, evet, sorudan önce? Biz Cem Hoca'yla Boğaziçi Üniversitesi'nden tanışıyoruz. Ben lisansımı, yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. 92-96, 96-99. Ve bütün bu saldırıların kökeni aslında bizim gibi insanlarla başladı. Bizim gibi düşünen insanlarla. Ben o dönemde lisans öğrencisiyim ve okuyordum, çok iyi bir okurdum. Çok da iyi bilirdim. Bilmeme rağmen Atatürk'ü bilmeyen insanlar tarafından Kemalist olarak eleştirilirdim. Dalga geçerlerdi benimle arkadaşlarım. Çok yakın arkadaşlarım. Bizim gibi düşünen, bizim gibi yiyen, bizim gibi içen, bizim gibi dünya görüşü olan insanlar benimle Kemalist olduğum için, tırnak içinde Kemalist, Atatürk'ü sevdiğim için diyeyim, dalga geçerlerdi. Ve biz o dönemde yine inkılap tarihi okuduk. Ama inkılap tarihinde Atatürk'e dair çok bir şey öğrenmedik. Biz Atatürk'ün inkılap tarihi derslerini de öğrenmedik. Şunu böyle söyleyeceğim. Bir sorgulayan ama sorgularken de ne sorguladığını bilmeyen, okumadan sorgulayan bir nesil bizim kuşaktan, bizim dönemde ve büyük bir ihtimalle de bizim üniversiteden çıktı. Gözlerimle gördüm. Ona geleceğim. Cem Hoca ile onu konuşmuştuk. Yalnız ilginç bir şey var. Bizim gibi insanlar diyerek şunu ortaya koyalım. Yani modern yaşamı benimsemiş. Kılık kıyafeti, yaşamı sürdürme biçimi, işte kadın erkek ilişkileri, hukukun üstünlüğüne inanması, bilime inandığını söyleyen, belki de zamanını, evet, fırsat bulup yurt dışına gidip gelen insanlar bir ikinci cumhuriyet söylemiyle birlikte dönemden, bağlamından kopartıp bir eleştiri yaptılar. Bunu kastediyorsun. Evet, ama bilmeden yaptılar. O dönemde hocalar birazcık bunu sorgulayalım demeye başladıkları zaman da yine ekoller de çıktı artık, işte Zürherler filan vesaire sorgulamaya başladılar. Ama bu öğrencilere geçmedi. Öğrencilere geçmediği için öğrenciler bilmeden sorgulamaya başladılar. Ne sorguladıklarını da bilmediler. Dolayısıyla bugüne gelişimizin sebebi son 20-25 yıl içinde
aslında bizim gibi düşünen ve Atatürk'ü seven insanların suçudur diyebilirim. Çok net bir şekilde. Peki. Şimdi ilginç bir şey var. Bu soru Cem Hoca için de geçerli. Lütfen birlikte cevaplayalım. Asla hedef göstermek bağlamında değil ama önemli bulduğum için. Orhan Pamuk geçen hafta bir mülakat verdi ve dedi ki ben Orhan Pamuk'un Nobel kazanmış bir edebiyatçı olarak söylediğinin dünyada da yankı bulduğunu düşündüğüm için Mustafa Kemal'in kurduğu seküler cumhuriyet artık varlığını yitiriyor dedi. Tabii Pamuk'un çok geç farkında oluyor olması ayrı bir sorun. Ancak dünyada mesela Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet nasıl algılanıyordu ki sen gezginsin aynı zamanda ve bugün nasıl görülüyor bunu da biraz tartışalım. Çünkü cumhuriyet hangi sac ayaklar üzerine kuruluydu bence bunu yeniden anımsatmak gerekiyor. Bunu bize söyler misin lütfen? Evet, ne zamandan başlayabiliriz? 1900 işte 23, 29, 30 arası. Şunu unutmayalım, Atatürk çok barışçıl bir insandı ve bütün dış siyasetini barış üzerine kurmuştu. Ve şunu unutmayalım, sene 1930, 21'de, 22'de gırtlak gırtlağa savaştığımız ve birbirimizi kestiğimiz Yunanların çok uzun süre ve farklı dönemlerde başbakanlığını yapan ve daha sonra bu süreç içinde Megali İda'yı çıkaran Venizelos, Eleftherios Venizelos'u 1930 yılında Cumhuriyet şenliklerine davet ediyor. Cumhuriyet bayramına ve baloda yan yana fotoğrafları var. Buna başka bir örnek gösterebilecek ülke gerçekten çok azdır. Bu büyük bir siyasal güven tabii. Bu büyük bir siyasal güven, büyük bir barış hissi, komşularınla iyi geçinme hissi, dünyaya barış mesajları verme hissi. Daha sonra umarım Ayasofya konusuna geliriz. Orası da bir barış sembolü ve barış mesaj noktası olarak müze yapıldı diye düşünüyorum. Siz yani... Onu biraz sonra konuşalım. Onu ayrıca konuşalım ama o dönem ben çok otobiyografi ve hatırat okuyorum. O dönemde ne kadar korkunç şeylerin yaşandığını Küçük Asya dediğimiz bu savaş süresinde, dört büyük savaşta biliyorum. Yani İnsanlık gerçekten suçları. Yunanlar korkunç şeyler yapıyorlar. Ve bunlara rağmen bütün bunları affetmek, bütün bunların üzerine bir set çekmek, geçmişi tamamen silip inanılmaz barışçıl bir hareketle ve bir nokta atışıyla Venizelos'u Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı için çağırmak, onu burada ağırlamak, baloda onunla yan yana fotoğraf çektirmek bütün dünyaya mesaj. Aynı şekilde yine gırtlak gırtlağı olduğumuz İngilizlerle, değil mi? Edward'ın gelmesi, Edward'ın seyahati. Daha sonra doğudan gelecek olan Afgan kralı. Bütün bunlar barış mesajlarıyla dolu bir dönem aslında Atatürk'ün ilk yılları. Peki, ve ilerleyen yılları tabii ki 38'e kadar devam ediyor. Saç ayaklarını biraz sonra konuşalım. Yani tek tek bize sayarsan değerleri konuşacağız. Ama önce bilim dili üzerinde biraz konuşalım. Şimdi Osmanlı aslında Nazım'ın deyişiyle bir Osmanlıca diye bir dil yoktur diyor. Osmanlıca eklektik bir yapıdır. Dolayısıyla Osmanlıca bir dil denemez diyor. Ve Türkçe'yi orada överken ve en özgün örneklerini koyarken bir yandan aslında Osmanlı'dan Türkçe'ye daha doğrusu Osmanlı Cumhuriyeti geçişte edebiyat bağlamında önemli bir köprüyü de kurmuş oluyor yapıtıyla. Aynı sorun bilim dili açısından da var. Hemen şunu söyleyeyim. Kavram üretmiyoruz. Felsefede önemli sorunlarımız var. Halen Türkçe kendini bir hayli ileriye taşımış olmasına rağmen çok da yeterli vaziyette değiliz. Bir de bilimin genel sorunları içerisinde. Dil devrimi ve bilim dili bağlamında ve üniversiteler bağlamında biraz konuşalım mı? Bizim ailemizin bu konuda çok kutsadığımız, sevdiğimiz bir anımız var. Atatürk 1937'de Sivas Lisesi'ne gidiyor. O sırada da benim babam orada öğrenci, Cemil Say. Hatta Atatürk gelecek diye işte bu yatakhanede yatılı öğrenci. O kaçıyor işte önce şeye bakıyor, bir ağaca çıkıyor, istasyona gelişini izliyor. Ondan sonra Atatürk geliyor, bunların sınıfına giriyor. Matematik sınıfına giriyor. Önde bir Saadet diye çalışkan kız arkadaşları var. Onu kaldırıyor. Ne konu öğreniyordunuz diye öğreniyor. İşte o zaman bana tahtaya bir üçgen çiz diyor bu Saadet'e. Saadet ve de bizimkilerin, öğrencilerin hiçbiri üçgenin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü... Onlar müselles, sülüsten mi geliyor? Sülüsten, üçten geliyor.
işte bir müsellesin yani, zaviye tanı bilmem nesi. Mustafa Kemal müselles dese anlayacaklar. Anlayacaklar üçgeni ama bilmiyor. Üçgeni bilmiyorlar. Çünkü üçgeni ve bugün kullandığımız ve esasen duyduğumuzda hemen bir Türk olduğumuz için anladığımız, anlaması çok kolay olan bütün o geometri terimlerini Atatürk'e oturup kendisi üretmiş. Neden? Çünkü biliyor bu işleri. Yani kendisi geometri nedir biliyor filan. Sonra Atatürk onlara üçgen budur diyor. Ha bu arada ben kitaplar gelmedi mi diye bir kızıyor bir ara. İşte ben yurt gezisindeyim. Dönüşte buraya tekrar uğradığımda soracağım diyor. Tabii ki kitaplar hemen geliyor birkaç gün içinde. Ve de bunlara Pisagor teoremini kanıtlıyor. Yani işte benzer üçgenler filan. Benim babam Atatürk'ten bu Pisagor kanıtlamasını Pisagor kanıtını dinlemiş bir insan rahmetli. Bunu anlatırdı. Yani ya masal gibi değil mi ya? Böyle bir şey var mı? Dünyada böyle bir olay var mı? Tabii şimdi burada teker teker konuşalım. Siz bir bilimcisiniz. Bir, üçgeni geometrik olarak bileceksin. İki, Türkçeyi iyi bileceksin. Aynen. Ki kavramsallaştırma yapacaksın. Ve bütün bunları yaymak için kitaplaştırıp bir de okulları gezeceksin. Yani tam bir aydınlanma seferberliği aslında. Yani. Bir de müselles. Arapsanız bunun mantığını anlayabilirsiniz. Türksen değil mi? Ama Türkseniz bu size ekstra bir bilişsel yük yüklüyor. Bunu üstümüzde sırf bunu yapmış olsa başka hiçbir şey yapmamış olsa bile düşünceni de oradan etkiliyor. Yani hayranlık duymamız gerekir. Halil Hoca'nın da çok benzer bir hikayesi var. Rahmetli Halil İnalcı yine aynı şekilde Atatürk Türkçenin yayılması konusunda çok dikkat ediyor demek ki böyle şeylere. Bahri Ahmer'i soruyor. Göster. Türkçesini soruyor. O anda yanlış hatırlamıyorum onu ama galiba Halil Hoca hatırlayamıyor. Kızıldeniz diyor. Yani yeni Türkçeleşmiş ve artık jargona girmesi gereken, akademik jargona girmesi gereken kelimelerin de testini yapıyor aslında Atatürk bu seyahatlerinde, sana, okul ziyaretlerinde. Işte, sana harf devrimini soracağım tamam. Ama önce Cem Hoca'ya bir şey daha sorarak bitirmek istiyorum. Çok değer verdiğim büyük edebiyatçımız Tahsin Yücel'i yakından tanıyan ve çok seven bir kimse olarak onunla hem konuşurken hem de bir denemelerinde söz ettiği bir meseleyi sana sormak istiyorum. Tahsin Hoca derdi ki Türkçe bilim yapmak için yetersizdir diyenler Türkçeyi bilmedikleri için bunu söylerler. Çünkü Türkçe üzerine kafa patlatıldığı takdirde hem felsefe açısından hem de bilim yapmak açısından yeterli bir dildir. Kendi cehaletlerini Türkçe'ye mal etmesinler derdi. Dolayısıyla bir bilimci olarak tabii ki çok büyük sıkıntılarımız var. Sadece kavram bulmak değil, bilimsel yaratığı açısından da sorun var. Türkçe bilim dili açısından nasıl bir dil? Türkçe ile bilimin en karışık kavramları bile başka Türklere gayet anlaşılabilecek bir şekilde anlatılabilir. Bir kere hani bu mümkün değildir diye düşünen birisi varsa hakikaten saçmalıyor. Hem Türkçeyi bilmiyor hem de bilimi bilmiyor. Hı hı. Ha şu anda dünyada geçerli bir bilim dili değil Türkçe. Şu o anda o iş İngilizce yapılıyor. Evet. Ama hani Türkçe ile bazı şeyler ifade edilemez, anlatılamaz filan. Bazen bilgisayar terimleri açısından biz bilgisayarcılar arasında da yani bu işi bilmeyenlerin ileri sürdüğü bir şey. Bu hayır, onlar Türkçeyi bilmediklerinden öyle söylüyorlar. Ben de bu bahsettiğin kitaplarımda bunun böyle olmadığını göstermeye çalışıyorum. Bu ama çok önemli bir sorun. Çünkü ben mesela computer demeyip bilgisayar demeyi başarmış olmamızın çok yaratıcı. Aydın çok Köksal Hoca gerçek bir yani öncü. Bilgisayar lafını Aydın Köksal Hocamıza borçluyuz. Yani işte o da yani üçgen lafı gibi. Pıt anlıyorsun ne olduğunu. Tabii, bir de kompüterde bak ondan sonra anlasın vatandaş. Boynuzlu götür geç. Söyleyiz. Yani, bazıları tutmuyor. Ama o edebiyatta kuraldır. Yani edebiyatçılar da bilimciler de öne sürerler. Tutanlar yaşar tutmayacak. Yani yaşayan dil diye başka bir tartışma var. Ama bilim dili yeni kavramlarda çaresiz kalmaz. Yeni ağ diyor mesela gayet anlaşılır. Aslında filoloğum. İngiliz dili edebiyatı okuduğum için o zamanlar Batı dilleri edebiyatları, dil lingüistik vesaire okuduğum için dile de çok yakınım. Öğrenmeyi de seviyorum. Çok ilginç bir şey fark ettim. Son zamanlarda bu Türk Dil Kurumu'dur vesairedir onların anılarını çok dikkatli okurken dünyada birdenbire oturulup ciddi şekilde en azından 1000-1500 yıl geriye götürülmeye çalışılan başka bir dil daha yok. Biz Atatürk 1937 Dil Kurumu'nu kurduğu zaman bütün bu kelimeleri sadeleştirmeye uğraşıyor. Başta Arapça ve Farsça'dan gelen kelimeleri değil mi?
Bunların yerine yeni kelimeler kurarken daha önceden olan takılar, işte ortaçlar vesaireler oturup çalışılırken ilk dönemde söylevlerine koyuyor. Zamanla kendisi çok uygun olmadığı kelimeleri kullanmamaya başlayarak bir süre sonra o doğal seleksiyona uğruyor. Yine Mustafa Kemal'in kendisi tarafından. Ve kalan kelimeleri de zaten biz bugün kullanıyoruz. Bugün konuştuğumuz dil, eminim 1920'lerin başında konuşsaydık bizi %20, %30 anlarlardı. Şimdi onu konuşacağız. Hı-hı. Bu arada büyük bilge, büyük usta Melih Cevdet'i de analım. Kelime diyoruz, güzel, ama mesela o da sözcük dedi ve bize sözcüğü tabii armağan etti. Ve biz o sözcük gibi pek çok başka sözcükle de tanışarak düşünme dünyamızı, soyutlamalarımızı ve imgelememizi değiştirdik. Ama soru şu, bence bunu konuşmamız lazım ve Türkiye'nin bence en çok buna kafa patlatması lazım. Cumhuriyet pek çok kurumlarıyla falan örseleniyor ama şöyle bir iddia var Özlem. Bunu tas tamam yanıtlamamız gerekiyor. Hep deniyorlar ki Türkiye bir gün, bir gecede dilsiz, dedelerle torunlar anlaşamaz hale geldi. Kütüphaneler ortadan kalktı falan. Bir, Cumhuriyet kurulmadan bir gün önce okur yazar durumu neydi? Ne kadar kitap vardı? Ve aslında Cumhuriyet nasıl bir büyük hizmet yaparak toplumu nasıl okur yazar yaptı? Bu sorun bugün siyasal İslam'ın en önemli argümanlarından biri. Evet, bunu lütfen iyi tartışalım. Çok uzun bir konu. Tamam, vaktimiz hızlı olur. Anlatayım ki çok şey anlatayım diye düşünüyorum. Mesela 15. ya da 16. yüzyılda Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yüzde kaç okur yazar oranı olduğu pek çok kitapta yazar ama sayılar birbirinden çok farklıdır. Ortalamasını aldığımızda mesela 16. 17. yüzyılda İspanya'da %15, Almanya'da %20 gibi rakamlar görürüz. İşte Türkiye'de verilen, Osmanlı İmparatorluğu içinde verilen rakamlar da genelde %1'e bile ulaşmıyor. %1. %1'e ulaşmayan rakamlar. %1'den söz ediyoruz. Hani dedeyle torun anlaşamıyor dedikleri %1. Okur yazar oranı. Okur yazar, ama bunu neye göre hesaplıyorlar? Bir de bu nerede? Yani bu okur yazar nerede? Herhalde sokaktaki halk değil bu, saray çevresi. Bunu doğrudan birinci derece belgelerde, arşivlerde vesaire bulabileceğiniz bir rakam. Hayır, şu anlamda diyorum herhalde saray, İstanbul falan yani. Yoksa Anadolu halkında okuryazarlık kadınlarda hiç yok. Genel olarak kadınlarda ne yazık ki hiç yok çünkü okula gitmiyorlar. Şöyle bir durum var. Aslında Osmanlı'nın ilk kuruluş zamanlarında kullandığımız dil, yani halkın kullandığı zil az çok zaten hep aynı. Biz dönemin Türkçesine, yani Orta Asya'dan buraya gelirken yolda evrilen, İslam'la karşılaştıktan sonra yeni kelimeler alan, o Türkçe'ye yakın bir Türkçe konuşuyorlar. Ve bugün bir 14. 15. yüzyıl vakainamesi okuduğumuz zaman hepsini anlıyoruz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen yüzyıllarda daha ağdalı bir hale gelmeye başlıyor. Sokaktaki insanlar daha çok aynı dili konuşmaya devam ediyorlar ama sarayda kullanılan ama resmi olan dil alıp başını gidiyor. Yani ağdalı dil. Ağdalı dil ama sonuçta saray ahalisinin içinde konuştu, kendi içinde konuştuğu dil. Bir de birbirlerinin dili. Yani asıl o zaman saraylılar öbürlerini anlamıyor, onlar onları anlamıyor. Evet, ben kadınların mektuplarını çok çevirdiğim için, işte Kösem Sultan'ın, Nurbanu'nun, Safiye'nin, Venedik arşivlerinde burada kadınların mektuplarını buluyorum. O kadar saf ki, tabağını neden getirmedin, aç mı kaldın? Bir tane bilmediğimiz kelime yok. Bologna'ya köpek söylemiştim, beyaz tüylü ne zaman gelecek? O kadar saf ki bu, düşünün 16. yüzyılın sonunda, 17. yüzyılın başında Kösem Sultan dönemindeki, işte benim yüzüklerim şuraya gitti de ne zaman gelecek? Diyorsunuz ki bunun neresinde ağdalı sözlem? Bu aslında siyaset diline taşınan bir... Sonradan oluyor. Ya sonradan oluyor demeyelim, aynı dönemde. Resmi belge, bugün mesela bir hukuk dilini nasıl anlamıyorsak, biz hadi birazcık ilgili olduğumuz için kısmen anlıyoruz ama... Sıradan insanın meraklısı olmayan, kavramları bilmeyen için çok güç. Bilmeyen bir insanın, evet, o hukuk terimlerine çok yabancı kalması gibi siyasi terimlere yabancı olan bir halktan bahsediyoruz. Şunu unutmayalım, sokaktaki insan o dili konuşmuyor. Sarayda içerideki insanlar da o dili konuşmuyorlar kendi aralarında. Bu resmi dil. Dolayısıyla yazarken de bu dili kullanıyorlar. Ama edebiyatın da dili oluyor sonra. Edebiyatın da dili oluyor. Yani evet. Ben onu kastettim. Edebiyatın da dili oluyor. Yazılı olarak geçen dil, insanların konuştukları dil değil. Ne zamana kadar?
işte yavaş yavaş romanın literatürümüze girmeye başlamasıyla birlikte. Ben şuna çok üzülüyorum. Osmanlı'da bir roman geleneği çok geç geliyor. Çok geç geldiği için de dilin o sokakta yaşayan şeklini biz çok göremiyoruz. Peki Cumhuriyet'le birlikte yani bu devrimin anlamını konuşmamız gerekirse dil devrimi neden ihtiyaçtı ve neden Türkiye'yi okur yazar yaptı? Her şeyden önce iki şekilde açalım. Bir dil devrimi diyelim, bir de alfabe diyelim, bunları ayıralım birbirinden. Alfabe öncelikle çok önemli diye de. Çünkü biz bize ait olmayan seslerin çıkarıldığı ve yazıldığı bir alfabeyi kullanıyorduk. Mesela ben Arapça kursuna gittiğimde 4 değişik H'den bir tanesini çıkarabiliyorum, diğerlerini çıkaramıyorum. Çünkü gırtlak yapım ona müsait değildi. Ve onlar çıkaramadığımı anlamıyorlardı. Ben de neden şaşırdıklarını anlamıyordum. Evet. Çünkü gerçekten gırtlak yapımız olmayan farklı sesler var Arapçada. Ve Kösem Sultan örneğinde gösterdiğim gibi kadın bunu yazarken doğal olarak yanlış yapıyor. Çünkü Türkçe onu konuşmuyor. Konuşmadığı bir, daha doğrusu gırtlağından çıkmayan bir H sesini yazmaya çalışıyor. Bize büyük bir kısmı demesek bile en azından %20'si diyelim, uymayan seslerin döküldüğü bir alfabeyi kullandık bu kadar zaman. Hı hı. Dolayısıyla bu aslında birdenbire Atatürk zamanında da başlamıyor. Şaşıracaksınız ama çok eskiden 1800'lü yılların ortalarında, daha sonra özellikle Abdülhamit'in gelmesiyle birlikte, 2. Abdülhamit'le de canlanacak. Bir alfabe değişikliğine gidelim ama hangi alfabeyi kullanalım? Acaba Uygur alfabesine mi dönelim? İşte Kiril alfabesi mi kullanalım, Ermeni alfabesi mi kullanalım, Yunan alfabesi mi kullanalım bile diyenler çıkıyor. Latin alfabesine gelene kadar. Rahmetli Profesör Doktor Semih Tezcan çok değerli bir Türkoloğumuzdu. Onun analarında var. Agop Dilaçar, Türk Dil Kurumu'nun erken dönem üyelerinden. Filistin'de yedek subay galiba. Atatürk'te orada bir olay oluyor. Bir dizi kitap bulunuyor. Bu kitapları da bir bakalım ceza vermeden önce diyorlar. Çünkü gizli saklı bulunuyor. Bir Macar Türkoloğun yazdığı bir Türkçe gramer kitabı. Aynı kelimeler o dönem Latin alfabesine geçmediğimiz için Arap alfabesiyle ve yanında da Macar kendi anlayabilmek için Latin alfabesiyle yazmış. Atatürk'ün ilk aklına resmi olarak o zaman düşüyor ve Agop Dilaçar'a diyor ki acaba Latin alfabesine mi? Bu 1915'te falan oluyor değil mi? Evet. Peki şimdi iki değerli konuğumuz da olacak, onlara bağlanacağım ama şu soruyu sorarak onlara geçelim. Önemli çünkü. Şimdi Türkiye'de bir tartışma da yüzünü batıya dönme meselesi. Tabii bir bilimci açısından da çok önemli bu. Neden? Çünkü hep denir ki Mustafa Kemal batının değerlerini almıştır ancak aynı zamanda da anti-emperyalisttir. Yani batının sömürgeciliğini elinin tersi etmesine rağmen onun değerlerini ve bilimini ya da o hedeflerini almıştır. Bu nedense Türkiye'de bir türlü kavranamaz. Şunu söylemek istiyorum. 1900'lerde başında dünyada batıya dönmenin dışında bilim yapmanın başka hani bir kıblesi var mıydı? Şimdi uygarlıklar savaşı, Atatürk anladığım kadarıyla uygarlıklar diye bir şey olduğunu kabul etmiyor. Bir tane uygarlık olduğunu kabul ediyor. En iyi nerede yapılıyorsa onların yöntemini alacaksın. O sırada da durum öyle. Şu anda da büyük ölçüde durum öyle ama yayılmış durumda. Yani işte mesela Çinliler bazı açılardan o yöntemi kullana kullana onları daha geçiyor falan. Yani akıllıca yapılacak tek şey bu. Ya bunun nesini anlamıyorlar anlayamıyorum. Yani zaten başka bir pusula yok. Peki, Sayın Naim Babiroğlu ve Sayın Ayşe Sucu iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, stüdyoya sesi hemen düzenliyor arkadaşlar. Ayşe Hanım size de iyi akşamlar. Ayşe Hanım. Beni duyuyor musunuz Ayşe Hanım? İyi akşamlar. Şimdi duyuyorum. Evet, herhalde. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Stüdyoda Özlem Hanım ve Cem Bey'le birlikte tartışıyoruz. Sayın Babiroğlu hanımefendi olması itibariyle Ayşe Hocam'dan başlamak istiyorum izin verirseniz. Ayşe Hocam, siz bir ilahiyatçısınız ve Türkiye'de maalesef ilahiyatçılar arasında öylesine tezler ve öylesine söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz ki zaman zaman insanlığımızdan utanacak hale geldik. En son İstanbul Sözleşmesi
bağlamında da gördük. İddiaların tersine Mustafa Kemal'in dini yani inanç hürriyetini de güvence altına aldığını söyleyenlerden birisiniz siz. Bir ilahiyatçı olarak Mustafa Kemal sizin ölçünüzde ne anlama gelir? Sıkıntı var. Beni duydunuz mu? Maalesef duyamadım. Diyorum ki bir ilahiyatçı olarak Mustafa Kemal ilahiyatçılar açısından ne anlama gelir? Laiklik ne anlama gelir? En çok Mustafa Kemal'e yapılan eleştirilerden biri bu. Ayşe Hanım duyuyor musunuz beni? Ayşe hocama bir daha bağlayalım. Naim Bey ile görüşelim. Naim Bey siz duyuyor musunuz beni? Naim Bey duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Şu anda duyuyorum Enver. Peki stüdyoda tartışıyoruz ama Atatürk ve Atatürk'ün özellikle bu askerlik meselesiyle ilgili hep şu tartışma yapılır. Atatürk'ün askerliği mi daha önemlidir? Atatürk'ün siyasetçiliği mi daha önemlidir? Ve Cumhuriyet devriminin bir kültür devrimi olması meselesi tartışılır. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu bağlamda Mustafa Kemal'i? Bir daha tekrarlayabilir misiniz Enver Bey? Seslerinden geldi, kusura bakmayın. Şunu sordum, Mustafa Kemal'in siyasetçi kişiliği mi, Mustafa Kemal'in asker kişiliği mi daha derin ve önemlidir diye birazdan Özlem'le de tartışacağız. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sonuçta büyük bir kültür devrimi gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda laiklik ne anlama gelir? O geçişi nasıl tartarsınız? Enver Bey önce tekrar değerli konuklarımıza ve sizlere saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar. Kendilerinize de Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağ olun. Evet. Tabii Mustafa Kemal'in özellikle gelişiminde kitap çok önemli, çok önemli bir rol tutar. Ve ona zamanında tabii Cumhurbaşkanı olduktan sonra Çankaya Köşkü'nde geç saatlere kadar kitap okumaya devam ederken bir gün yakın arkadaşları sağlık açısından ona şu teklifte bulunurlar. Derler ki, paşam artık cumhurbaşkanı oldunuz. Hedeflediğiniz bütün, amaçladığınız bütün hedeflere ulaştınız. İşgalcileri vatandan attınız. Yeni bir cumhuriyet kurdunuz. Dolayısıyla artık biraz dinlenmeniz lazım. Gece geç saatlere kadar okuyorsunuz, gözleriniz şişiyor. Tabii gece geç saatlere kadar okuduğu için tülbentle, suyla, soğuk suyla, tülbentle gözlerini tekrar dinlendirir, devam eder okumaya. O zaman şu ünlü yanıtı verir Enver Bey. Der ki, çocuk der biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, sevdiklerine çocuk diye hitap eder. Çocuk çocuk der. Ben küçükken fakirdim. Elime geçen iki kuruştan birini eğer kitapları ayırmasaydım şu anda yaptıklarımdan hiçbirini başaramazdım der. Dolayısıyla Atatürk'ün kütüphanesi ya da okuduğu kitaplara baktığımızda 4500'e yakın bir kitap var, okuduğu kitaplar ama günlük ya da geçici olarak kütüphanelerden alınanlar hariç. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu şekilde besleniyor. Mesela Jean-Jacques Rousseau'yu okuyor, Kant'ı okuyor, Montesquieu'yu okuyor, örnek veriyorum. Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Gökalp okuyor ve bunlardan tabii besleniyor. Kitap çok önemli. Çanakkale Muharebelerinde 1915 yılında 34 yaşındadır. Kurmay Yarbay, daha sonra albay olacaktır. Ruşen Eşref Günaydın ziyaret eder onu Çanakkale Muharebeleri esnasında. Çadırına girer. Sonra Ruşen Eşref Günaydın anılarında şöyle der. Çadırına girdikten sonra çadırının bir köşesinde cephane sandığı gördüm. Cephane sandığının kapağı açıktı. İçi kitap doluydu. Görünen kitap Balzac'tı der. Mustafa Kemal her muharebeye, savaşa gittiğinde, her cepheye gittiğinde yani cephane sandıkları çok güçlü ve dayanıklı oldukları için oradan kitap valizi, kitap sandığı yapar. Onlar dolu olarak gider, onları okur. Mesela 1922
Ağustos'unda 21-22 Ağustos. Büyük taarruza 3-4 gün var. Telaş, uykusuzluk. Reşat Nuri Güntekin'in yeni çıkan kitabı vardır, Çalıkuşu. Mustafa Kemal Paşa başkomutan 21-22 Ağustos gecesi Çalıkuşu romanını bitirir. Sabahleyin cepheye gideceği zaman etrafına der ki, bunu okudum, bir Anadolu'da bir kadın öğretmenin çektiği sıkıntıları çok güzel anlatmış. Bunu İsmet'e verin, okusun, sonra siz okuyun çocuklar der. Böyle bir şahsiyetten bahsediyor. Mesela 1916'da Silvan'da Kolordu komutanıdır. Çanakkale'den sonra oraya tayin olur. Paşa olmuştur. Kurmay Başkanı İzzettin. Binbaşı İzzettin. Daha sonra Çalışlar soyadını alacaktır. İzzettin Çalışlar. Muharebe gündüz devam eder. Gece çadırında Kurmay Başkanı'yla, yani Binbaşı İzzettin Çalışlar'la anılara baktığımızda şunu tartışır. Bir kadının sosyal, toplumdaki sosyal yeri ne olmalıdır? Medeniyetteki yeri ne olmalıdır? Bunu Kurmay Başkanı ile gece tartışır. Sabah tekrar muharebe devam eder. Bu örnekleri niye verdim? Mustafa Kemal bu yüzden, Atatürk de onun için örnek verdim. Biraz önce değerli konuklar söylediler. Geometri kitabı var. Evet, 13 tane yazılı eseri var. Bunlardan en önemlisi Nutuk Söylev'dir. Diğer en önemlisi bana göre Zabit ve Kumandanla Hasbihaldir Enver Bey. Bunun Türkçesi Subay ve Komutanla Söyleşidir. 40-50 sayfa bir kitaptır. Balkan faciasının, Balkan felaketinin Osmanlı ordusu tarafından nasıl kaybedildiğinin muhteşem bir anlatımı vardır orada. 1914'te yazmıştır. Sofya'da askeri ateşeyken, yine o zaman 33 yaşında yazmıştır. Subay ve Komutanla Söyleşi. Bugün o okunduğunda o tarihin ne güzel bir aynı olduğu anlaşılır. Dolayısıyla 13 tane de eseri var. Tabii askeri eserler dahil, medeni bilgiler kitabı dahil. Mesela etrafa baktığımızda o gün, Cumhuriyet kurulduktan sonra şöyle etrafa baktığımızda İtalya'da Mussolini var biliyorsunuz. Almanya'da Hitler var. Efendim Portekiz'de Salazar var, İspanya'da Franco var, Romanya'da 2. Karol var, Yunanistan'da Metaxas var. Bütün bu liderler diktatörlüklerini ilan ederken Mustafa Kemal Atatürk Medeni Bilgiler kitabında gençlere demokrasiyi, özgürlüğü ve çok partili yaşamın ne kadar önemli olduğunu yazıyor, anlatıyordu. Şimdi Mustafa Kemal bu yüzden Atatürk, onu söylüyor. Peki. Naim Bey, Ayşe Hanım yeniden bağlandı. Bu sefer başaracağız herhalde. Ayşe Hanım'ın kamerasında problem geçtiyse konuşacağız. Arkadaşlar Ayşe Hanım'ı göreceğiz. Ayşe Hanım'a dönene kadar Özlem şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet devrimi için bir kültür devrimi diyebilir miyiz? Kültür devrimi? Aynı, yani Cumhuriyet'te bir rejim değişikliği getiriyor ama en önemli değişiklik kültür alanında oluyor. Yani sonuçta liberal tezlere de dayanıyor. Belki bir sosyalist devrimi olmuyor ama o da imparatorluktan cumhuriyete geçiyor. Ve sonuçta, nasıl yorumlamak gerekir? Yani bizim en yanlış olarak gördüğümüz şey bunların geceden gündüze olduğu. Aslında bunun arkasında neredeyse 3. Selim'e kadar giden bir arka plan var. Bunların hiçbiri geceden gündüze olmuyor. Her şeyin çok hızlı birdenbire olduğunu düşünüyorlar ama her şey adım adım, yavaş yavaş. Bütün bu plan... Ama orada olamıyor. Olamıyor, evet. Şimdi burada oluyor. Evet. Yani Atatürk'ün olayı o. Evet, Atatürk'ün olayı bu. Neden? Çünkü başka şans bırakmayarak, kapıları kapatarak bunun devam etmesini sağlıyor. Mesela yine Ziya Gökalp ve Atatürk'ün okuduğu yazarlardan değil mi? Hars ve medeniyet, kültür ve medeniyet. En büyük ikilem şu. Bizim bir kültürümüz var ama aynı zamanda bir medeniyet var. Ziya Gökalp Hars'la medeniyetin farkını koyarak aslında Türk kültürünü beraberinde getiriyoruz ama uymamız gereken, ayak uydurmamız gereken medeniyetin aslında Batı medeniyeti olduğunu ortaya koyacak. Atatürk de bunu kullanacak. Evet, peki. Tabii ki bir kültür devrimi. Ben bunu söylemek istedim. Bir kültür devrimi. Ama 1920'lerden sonra da
hızla ilerleyecek bir devrim. Dediniz ya, bir devlet adamı mı, bir general mi? Birazdan bahsetmek istiyorum. Emil Ludwig adlı bir İsviçreli gazeteci gelecek. O röportajdan ayrıca konuşalım daha sonra. Trump gelince onu anlatacağım. Ama Atatürk'ün her konuya el attığını, kültüre, sanayiye, dile, edebiyata, aklınıza gelebilecek her konuya el attığını unutmayalım. Macaristan'dan inekler getiriliyor, onları bile seçiyor. Ya yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Çok şükür bugün de her konuya el atılıyor. Dolayısıyla Ayşe Hocam, bu sefer size bağlanabilmeyi umut ediyorum. Tekrar iyi akşamlar. Ayşe Hocam, bağlanmayı başarabilecek miyiz? Hayalimde bu konuşma ikinci hafta oldu, bağlanamıyoruz çünkü. Ayşegül, Ayşe Hoca'yla sen konuşuyorsun, biz konuşamıyoruz. Duyuyor musunuz Ayşe Hocam? Şu anda ezan dinliyoruz. Ezana itirazımız yok ama Ayşe Hanım'ı duyamıyoruz. Biraz sonra bir daha deneyelim. Peki, çok kısa bir zamanımız kaldığı için şu röportajdan bir söz et istersen. Ezan demişken, ezan da Türkçeleştiriyor biliyorsunuz 1932'de 1950'ye kadar. Evet, 40'larda da yasaklanıyor Arapça ezan ve Atatürk'ün aslında dinle ilgili düşüncesi şu. Dini hep vicdanla birleştiriyor. Dine asla karşı değil. Sadece önemli ve ön planda olması gereken şeyin vicdan olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla dinle ilgili bütün söylemlerinin içinde kenarında hep vicdanın geçtiğini düşünürüz. 1929 yılı Emil Ludwig adlı bir İsviçreli gazeteci geliyor. Aynı zamanda bir biyografi yazarı. Hazreti İsa'nın, Napolyon'un biyografilerini yazmış. Atatürk'le karanlıkta bir söyleşi yapıyorlar. Şu anda dilini hatırlamıyorum. Hangi dilde yaptılar birisi galiba tercüme ediyor. Yoksa Fransızca ya da Almanca mı yapıyorlar? Orasını tam hatırlamıyorum. Pek çok soru soruyor. Ve bunların büyük bir kısmı çok geç zamanlarda tercüme ediliyor. Bahsettiğim Semih Hoca bunları tercüme etti. Çok bahsi geçmeyen bir röportaj bu. Sorulardan bir tanesi şu. Siz diktatör müsünüz diyor. Ve Atatürk'ün verdiği cevapta... Atatürk'ün verdiği cevabı hatırlamıyorum. Emil Ludwig'in devam ettiği, açıkladığı bölümde de. Evet, Atatürk bir diktatör fakat halkın isteklerini yerine getiren bir diktatör. Sadece halkı için çalışan bir diktatör. Ve halk ne istiyorsa doğrudan onu yapmak için çalışan ve yaptığı şeyler bozulmasın diye onları korumak için dikta eden bir lider diyor. Yani tek partili dönem ve bu tek partili dönemin içerisinde halkın istekleri için mücadele eden ama demokrasi hayalini gerçekleştiremeyen bir lider. Yaptığı şeyler bozulmasın. Bir şey daha söylüyor Türklerin diniyle ilgili. Mesela din konusu. Tanrı kavramı geliyor. Biz şimdiye kadar Atatürk'ün hep işte Hazreti Muhammed'i övdüğünü, İslam'ı övdüğünü, işte hutbeler okuttuğunu, hutbeler okuturken ağladığını, millet meclisini açarken yine hutbe okuttuğunu, aynı ilk 5 maddede 5 defa dinin geçtiğini görüyoruz. 28'de zaten anayasadan kaldırılıyor, çıkarılıyor dinin İslam olması. İşte bir şey, God Natür, yani doğal, doğadan gelen, var olan, doğuştan var olan bir tanrı söz konusu olunca Emil Ludwig bundan bahsedince Tanrı insanın yarattığı bir şeydir diyor Atatürk. İnsan var eder Tanrı'yı ve Türkler aslında sadece ve sadece doğaya taparlar diyor. Dolayısıyla Atatürk'ün yurt içindeki ve yurt dışındaki röportajlar arasında Tanrı kavramı arasında vicdan ölçüsü var. Hem vicdan ölçüsü var hem de biraz daha kendisine yakın olan görüşleri yurt dışına verdiği röportajlarda söylediğini düşünüyorum şahsen. Laiklik? Aklın yolu bir. Yani alternatifini düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Yani neden devlet bir din adına taraf tutsun? Yani bir sürü din var. Neden devlet bu işlere karışsın? Neden devlet bu esaslara göre yönetilsin? Mantıklı değil. Mantıklı olmadığı için de yani o Osmanlı İmparatorluğu'nun batmasında da işte bu rasathane yıktıran falan filan Şeyhülislamların da katkısı, işte demin matbaanın yüzlerce yıl sokulmamasından bahsettik. Bunları da bildiği için
bu iki konuyu birbirinden ayırmanın en hayırlı, en doğru sonuç olduğunu ortaya koyuyor. Yani çok çok da basit bir şey aslında, yani bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Sayın Babiroğlu, laiklik konusunda Türkiye'de çok tartışmalar var ama Cem Bey'in söylediği ölçü çok basit bir ölçü. Sonuç itibariyle dinin insan hayatındaki yeriyle devlet hayatındaki yerini ayrıştırmak ve bir seküler arayış var. Ama bir taraftan da Diyanet Kurumu var. Ne diyeceksiniz bu konuda? Tabii şimdi şöyle bakar Enver Bey. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirmeye çalıştığı devrimin ana hedefi bir ulus devlet. Hı hı. Türk ulusunun yaratılması. Dolayısıyla Cumhuriyet kuruluş felsefesinin temeline baktığımızda bir ulus devlet ortaya çıkıyor. Ünter devlet ve laik devlet yapısı ortaya çıkıyor. Yani ulus devlet, ünter devlet, laik devlet. Laik devlet bu Cumhuriyet'in temel değerlerinde olmazsa olmaz bir halkadır. Laik devlet sadece veya laiklik ilkesi sadece din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması değil elbette. Bu var tabii. Fakat esas olan insanların, kişilerin, bireylerin, fertlerin ve orada toplumu meydana getiren insanların ibadet, vicdan ve özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün sağlanmasıdır. Biraz önce söylendiği gibi etnik ve mezhepsel temellere dayanmayan, herhangi bir inanca bağlı yani ağırlığı olmayan, herhangi bir inancı savunup diğerini reddetmeyen bir laiklik anlayışından söz ediyor. Dolayısıyla bu laikliği Atatürk'ün veya Kemalizm ülkelerinden, yedisinden o halkayı çıkardığınızda zincir tamamen kopuyor. Onun için laik esas çok önemlidir. Biraz önce söylediğim gibi sadece din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması değil ama aynı zamanda laik devlet yapısının temelini oluşturur. Örnek vermek gerekirse şu. Mesela bu devrimleri yaptığında çağdaşlaşmayı hedef alan bir cumhuriyetçilik sistemi var. Yani Atatürkçülüğün, Kemalizmin esası çağdaşlaşmadır. Biraz önce belirtildi. Bu çağdaşlaşmadan söz ederken de sürekli değişim olan devrimcilik esastır burada. Şimdi laiklik ilkesine geldiğimizde tatil olan cuma gününün çağdaşlaşma çerçevesinde medeni dünyaya uymak için değiştirilmesi olayı önemlidir. İşte laik devlet budur. Üçüncü konu her bireyin ibadet, din, vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır. Laiklik budur. Dolayısıyla bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yani Atatürkçülüğü ya da Kemalizmi ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni temel değerleri ya da felsefesini diğer Müslüman ülkelerden ayıran zincir halkalarından en önemlisi laikliktir. Peki. Bütün ülkelere bakalım şimdi. Peki Sayın Babiroğlu, reklama gideceğim, dönüşte devam edeceğiz. Tabii. Reklama gitmem lazım. Sevgili seyirciler, reklam dönüşünde umarım Ayşe Hanım'la bağlantıyı kuracağız. Özellikle Ayasofya meselesini de konuşacağız. Laiklik, Ayasofya neye denk geliyordu? Soracağım, dünya bizi nasıl algılıyor? Ayasofya'nın karşılığı nedir? Çünkü semboller bu dönemde çok önemli. Ayasofya meselesindeki kılıç ne anlama geliyor tarihsel anlamda? Onu da konuşacağız. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.